Evet, bütün iyilere selam olsun diyelim biz de ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi davet edelim. Sayın Başkan buyurun. Öncelikle herkese güzel bir Ramazan ayı diliyorum ve Ramazan ayının hep söylediğimiz gibi aslında bir e, iyilik ayı olduğunu, birbirini e, iyi hissetme, iyi anlama, iyilerle çok şey kurabiliriz. Ee, güzel komşuluklar paylaşmak, hissetmek, hal hatır sormak, selam vermediğiniz biri var ihmal etmişseniz ona gidip selam vermek. Ramazan ayrı bir huzurdur ve ayrı bir e, muhabbettir. Ben öyle hissediyorum, öyle yaşıyorum. Bana öyle bir his veriyor. Umut ederim. E, bütün insanlığa uğurlu gelir, güzel gelir. Sadece şehrimize, ülkemize, İslam alemine değil bütün insanlığa iyi gelmesini diliyorum. Böylesi bir duygunun en üst seviyeye çıktığı bir ortamda Bayrampaşa'dayız. Kıymetli milletvekillerimiz, değerli e, belediye başkan adayımız, e, sevgili eşi ve e, burada yine e, başta e, İstanbul Vakfı olmak üzere eee kurumumuzun çok kıymetli yöneticileri, meclis üyeleri ve Bayrampaşa'nın güzel insanları, siyasi yol arkadaşlarım, il başkan yardımcımız, ilçe başkanımız ve diğer dostlarımızla birlikteyiz. Hepinizi eee bu duygularla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eee güzel bir Bayrampaşa turu yaptık. Biraz uzun oldu ama hemen hemen Hasan Başkan'ımla herkesi selamladık diyebilirim. Zaten yakın zaman önce de Bayrampaşa'daydım ve burada esnafımızı, e, sivil toplum e, kuruluşlarımızı Hasan Başkan'ımla birlikte e, ziyaret etmiştik ve hemşehrilerimizle buluştuk. Sonrasında Bayrampaşa'nın ulaşımı için de çok önemli bir raylı sistem hattı olan Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattının da sözleşme imzalama ve iş başlatma törenini birlikte gerçekleştirdik. Bayrampaşa için çok değerli bir iş olacağını görüyoruz. Bugün de İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu'nun açılışında bir aradayız. Aynı zamanda bugün gün içerisinde de çok değerli bir camiyi, cami ile birlikte farklı fonksiyonların içine alan bir güzel bir meydanını şehrin e, en güzel noktalarından birinde çok iyi bir mimari eserle o caminin naif e, duruşuyla kentin havasına çok manevi olarak güzel duyguları katacağına inandığım bir ortamı tabii bir de e, alt kısmında da birkaç aya bitecek olan çok değerli bir kapalı otoparkımız olacak. Oranın da e, bir nevi kısmi açılışını yaptık eee inşallah bir kez daha ziyaret etmeyi istiyorum. Ee, bu yoğun tempo ne Bayrampaşa'ya özel açıkçası ne de seçim dönemine. İstanbul'un 39 ilçesine de göreve geldiğimiz günden bugüne yoğun bir tempoyla hareket edip çalışıyoruz. Bunu en iyi yine asan başkanımız biliyor. Çünkü burada ilçe başkanlığı görevini yaparken birlikte e, nice defalar Bayrampaşa'nın farklı sorunlarına farklı konularına muhatap olup, e, saha gezilerini yapıp, iş başlangıçlarını yaptığımız, şantiye ziyaretlerini yaptığımız ortamları yaşadık. Tabi e, bu ziyaretler gerçekleştirirken hemşerilerimizle bir arada olurken, temeller atarken açılışlar da gerçekleştirirken şunu söyleyeyim e, bir eşitlik ilkesini koruyoruz. İkincisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bütçesini bereketli yönetiyoruz. Buna çok inanıyorum ve bu noktada da çok hassas bir dönemi arkadaşlarımla birlikte bu kente kazandırdığımızı düşünüyorum. İstanbulluların gerçek ihtiyaçları için bir bereketli bütçeyi kullanırsanız işte böyle birçok projeyi ve hizmeti hayata geçirebilirsiniz. 100 günde 100 proje, 150 günde 150 proje, sonra 300 günde 300 projeye doğru giden bir akışı başarmıştık. Bugün burada hayata geçirilen e, projede açıkçası çok güzel ve çok değerli e, dayanışmayı inanılmaz öne çıkaran bir proje. Böyle bir projenin Ramazan ayında yapılmış olması da ayrı bir hassasiyet ve değerli ve önemli buluyorum. Az önce ifade ettiğim gibi Ramazan ayı paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışmak kelimeleriyle çok güçlü bir şekilde yan yana duruyor. Ekonomik açıdan büyük zorluklar çektiğimiz bir gerçek. Ne yazık ki yeni değil bu. Uzun zamandır, 7-8 yıldır ülkemizin aşama aşama kötü bir ekonomik sürece doğru yürüdüğünü yaşadık. Ve bu yani elbette dünyanın farklı konularla ilgili sıkıntılar çektiği bir 7-8 yılın içerisinde farklı zor anları vardır. Ama iddia ile ifade ediyorum Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntının maks en az yüzde 80'i 85'i kötü ekonomi yönetiminden kaynaklıdır. Doğru kuralları uygulamak yerine uydurma ne yazık ki siyasi olarak kendini tatmin etmeye, etmek isteyen bir kişinin ya da bir grubun insanlarımızı zor duruma düşüren bu hale sokmasıdır. Cebimizdeki paranın pul olmasıdır. Enflasyonun üç haneli olmasıdır ve bu en çok bu şehrin başta çocuklarını, başta annelerini ve başta özellikle emeklilerini çok zor durumda bırakıyor. Ama ne acıdır ki bu söylediğim toplumun katmanlarına çokça çokça e, insanları ve grupları da ekleyebiliriz. Biz ekonominin bu zor döneminde daha önce de bir iyilik hareketini bu şehre yaşatmıştık Askıda Fatura ve dünya e, ölçeğinde önemli bir yere evrilmişti. E, açıkça e, orada yüz binlerce artık neredeyse milyona giden insana dokunan faturasını ödeyen, veren elin, alan eli görmediği bir modelle var olan bir teknoloji kullanımıyla insanların birbirine gönül bağıyla bağlanmasını sağlayan, şehir içindeki hemşerilik duygusunu maksimum seviyeye taşıyan olağanüstü bir iş. Ve modası hiç geçmeyecek. Zor anlarımızda hep o yanımızda olacak ve insanlarımızı birbirine bağlamaya devam edecek. Hemşeri olmanın, bir olmanın, birlikte olmanın, Vatandaş olmanın da böyle altyapısına belki teknoloji eliyle olağanüstü bir kavram e, yükleyecek. Bu yönüyle ben e, bu iyilik e, hareketlerinden birisi olan iyilik istasyonunun detaylarını okuduğumda açıkçası böyle zihnimde böyle bir e, yolculuğu hissettirdi bana. Belki geliştirilecek tarafları vardır. Belki ilave edilecek hususları vardır. Zaman içerisinde e, düzenlenecek hatları olabilir. Uygulama biçimlerine katkılar olabilir. Ama İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu gerçekten e, çok özel bir e, nokta haline gelebilir ve Türkiye'de çok konuşulan bir nokta haline dönüşebilir. E, İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu 2022 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde günü birlik olarak Levent Metro istasyonundaki alanda Metro AŞ ile işbirliği yapılarak e, açılmıştı. E, gerçekten o zaman da çok büyük ilgi gördüğünü fotoğraflardan da e, görmüştüm, ziyaret edememiştim. Satışa sunulan kullanıma uygun ikinci el eşyalar gün içinde tamamen tükendiğini arkadaşlarım bana bildirdi. Böyle olunca Bayrampaşa AVM'de sürekli satış yapacak bir iyilik istasyonu açılışı planlandı. Burada ikinci el ve dönüştürülmüş her çeşit ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca yeni evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık, kiralama gibi hizmetlerinde verilmesi öngörülüyor. Yine İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan e projeler sonucu üretilen ürünler de e, burada yer alacak. Vakfı, e, vakıf gönüllerimiz özellikle bu işin içinde İstanbul Vakfı'nın e, bursiyerlerinin e, hizmet vereceği iyilik istasyonunda çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve kahve molası alanı da bulunmakta. Yani burada alışveriş yapan hemşehrilerimiz uygun fiyatlı uygun e, ürünlere erişebildiği gibi keyifli bir vakit de geçirebilecekler. E, i̇çinde bulunduğumuz ekonomik durum hızlı artan e, tüketim sonucunda çok sayıda ihtiyaç fazlası ürünün e, ortaya çıkması, e, mağazaların stok fazlaları ve özellikle bağışçıların e, bu zorlu koşullarda ihtiyaç sahiplerine e, destek olabilecekleri yapılara duyulan ihtiyaç İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu gibi projelerin önem kazanmasına da e, neden oluyor. Belki de burası görünmeyen bir ihtiyacı karşıladığı gibi görünmeyen bir aslında eksiği de giderecek. Hani ben bunu ne yapsam diye düşünen bazı kurum kuruluşlar için olağanüstü bir geçiş noktası haline dönüşeceğini şimdiden görebiliyorum Bir yandan hem şehirlerimiz uygun fiyatlarla alışveriş yapabilirken diğer yandan geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik adına da çok önemli bir çalışma hayata geçirildiğini Az önce yine dinledik Buradan elde edilen gelir İstanbul Vakfı projelerinde kullanılarak, ee, yine topluma fayda üretmeye e, dayanışmayı e, arttırma yönünde bir e, alanda toparlanacak ve oradan yine bu yönde harcanacak. Tabii e, ürünlerin cüz'i de olsa bir e, ücret karşılığında satılıyor olmasını da ben çok anlamlı buluyorum bu e, buradaki e, o insanların ebeveynin satın alma, bir çocuğuna ya da eşine, ailesine ya da bir çocuğun annem bana hediye aldı, babam bana hediye aldı duygusunu yaşatması noktasında da kıymetli olacak. Tabii şunu da ekleyelim, sosyal incelemesi yapılmış ve yoksulluk sınırının altındaki hemşerilerimize zaruri durumlarda sınırlı sayıda ürün yine bedelsiz olarak da buradan verilmesi öngörülmekte. E ayrıca e, genç üniversiteliler e, doğum günlerinde kendileri için e, bir e, armağanı bedelsiz olarak iyilik istasyonundan alabilecekler. Bayağı iş düşündüler açık söyleyeyim. E, i̇htiyaç fazlası ürünler için tabii kurumları, kişileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçildi. Ama ben buradan e, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, kullanılabilir durumdaki her türlü eşyanın e, bu iyilik istasyonu tarafından teslim alındığını e, tabii e, ihtiyaç fazlası e, eşyaların alındığı gibi e, firmaların kurum ve kuruluşların da buraya özellikle e, satış fazlası ya da e, ayırıyorlar firmaları biliyoruz bazen ihraç fazlası ürünler olabiliyor tabii satış dışında bir Faydaya dönüştürme arzularında iyilik istasyonunun muazzam bir e, gönül buluşma noktası olacağına da e, inanıyorum. E, i̇şlem görmesi gereken ürünleri de kendi haline bırakmıyor arkadaşlarım. Burada Enstitü İstanbul İsmeyin de devrede olup oradaki yine bu kentin özellikle başta kadınları olmak üzere bu iyilik hareketinin önemli bir paydaşı olup onların o ürünlerin tamiratını ya da belki geliştirerek başka bir forma dönüştürerek burada ihtiyacı karşılamasına dönük e, süreci yönetiyor olması çoklu bir ilişkiyi hem kurum içi hem kurum dışı kent bünyesinde sağlıyor olacak. Tüm bağışçılarımıza, tüm e, emekçilerimize bu öneri e, önemli projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum ama bunun e, özellikle iyilik istasyonu gibi bu tür hareketlerin Aynen askıda fatura da olduğu gibi sahiplenilmesiyle mümkün olduğunu bu noktada evet ben de bu iyilik istasyonuna şu şekilde katkı sunabilirim, tanıtabilirim, anlatabilirim hatta e, ben de gidip oraya e, bağışta bulunabilirim, katkı sunabilirim diyen herkesi aslında buraya e, göreve davet ediyoruz. E, ben e, özellikle İstanbul Vakfı Bünyesi'nde bütün yöneticilerinin ve e, sevgili eşim Dileğin e, bu tür e, konulara e, çok büyük katkı sunmasını keyifle izliyorum. Kentimiz adına e, bu ve buna benzer e, saygın işlerin, e, huzurlu işlerin, birbirini iyi hissettiren işlerin devamını diliyorum. E, kız çocuklarımızın eğitiminden e, burslarına varıncaya kadar farklı alanlardaki ihtiyaçlarından Türkiye'nin her noktasına uzanabilen bir el olmaya varıncaya kadar faydalı işlerde, daha güzel işlerde kentimiz adına İstanbul Vakfı'nda buluşmak dileğiyle İstanbul'un bütün kurum kuruluşlarını, hemşerilerimizi iyilik istasyonuna davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İstanbul Vakfı İyilik İstasyonumuz an itibarıyla açılmıştır.